İnsanlar. Buyurun hocam. Evet, valla değerli izleyiciler, sevgili Yanardağ, ben haklı çıkmaktan bıktım. Yani şöyle bugün bir baktım bu programa hazırlanırken, bu altılı masadaki yapı için kaç tane yazı yazmışım? Yani kaç tane yazıda, ya bu altılı masadaki partiler kendi sayısal ağırlıklarını, hadlerini bilmeden, siyasal ağırlıklarını öne sürerek ve Kılıçdaroğlu'nun kucaklayıcı, barışçı, sevgi dolu yaklaşımından da cesaret alarak hiç hakları olmadığı, siyasal ağırlıklarını çok fazla abarttıkları ve hiç hakları olmadığı halde sayısal olarak çok orantısız kazanımlar elde etmek istiyorlar diye 4-5 tane en az, yani belli aralıklarla yazı yazmış. Yapmayın, bu yanlıştır diye. Yetmemiş, bir de sağcı politikacılara bugüne kadar taşıdıkları bagajı, bugüne kadar demokrasiye verdikleri zararları hatırlatan yazılar yazmışım. Demişim ki yahu siz milli irade diye sadece kendinize destek verenleri sayıyorsunuz. Muhalefeti milli iradeden saymıyorsunuz. Temel hak ve özgürlükleri sadece kendiniz için istiyorsunuz. Hiç başkalarına tanımıyorsunuz. Yapmayın bunu. Şimdi bak, altılı masaya geldiniz. Altılı masada demokrasiyi kuracağız diyorsunuz. Artık bu hataları yapmayın. Bunlardan ders almış olun. Bakın, Demokrat Parti yaptı bu hatayı. Şu yaptı, bu yaptı filan. Yani sayısız yazı yazmışım. Hiç, sıfır ya. Yani şimdi hakikaten bıktım, usandım. Şimdi mesele değerli izleyiciler, Türkiye'de maalesef demokratik rejimin askıya alınmış olması mesele. Yani meselemiz bir rejim meselesi. Meselemiz Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin filan meselesi. Mesele bir rejim meselesi. İyiler, kötüler, namuslular, namussuzlar, hırsızlar, dürüstler, alçaklar, dönekler, dürüstler, neyse filan meselesi değil artık. Mesele bir, önce bir resim, rejim meselesi. Sonra bu rejimde iyiler mi, kötüler mi, alçaklar mı, namussuzlar mı, namuslular mı, haklılar mı, haksızlar mı görev alacak? Sonra onları o rejim içinde tartışacağız. Ama bir defa rejim gitti, rejim. 20 yılda rejim gitti. Yani Türkiye'ye şu anda 20 yılda 2017'dir. Yani şimdi 6 yıl önce. Yani demek ki işte 14-15 yıl sonra gerçekleştirildi ama. Ne dedi şey? Unutmayın. Devlet Bahçeli ne dedi? Zaten dedi, tek adam rejimi var. Zaten Tayyip Erdoğan yönetiyor. Biz şimdi dedi hukuku, anayasayı da ona uyduruyoruz dedi. Açıkça ifade edildi bu, açıkça. Fiili duruma açıkça uygun hale getiriyoruz yasal, evet, çerçeveyi. Fiili, aynen. Yani 12 Mart'ta yapan 71'de Memduh Tağmaç'ın siyasal uyanış, sosyal yok, uyanış. Yok hocam, o çok sofistike, o kadar zekice neyse değil bu ikinci söylenen. Evet, ama işte öyle yani filan, neyse açtı. Yani bir itiraf, bir rejim itirafı, sofistikasyondan çok ne yaptığının itirafı, ne yaptığının açıkça anlatılması. O biri daha böyle... Birisi daha yetkin, birisi daha şey, daha sıradan. Evet, birisi daha somut, daha belki kaba. Ama rejimi değiştirdiklerini öyle anlatıyorlar. O da rejim değiştirdi, bu da rejim değiştirdi. Bu kaba söylüyor, öbürü daha işte siyasal filan yapıyor. Şimdi değerli izleyiciler, maalesef bu yapı, 20 yılda rejimin değiştirilmesi yapısı yavaş yavaş ve yedire yedire, sindire sindire yapıldı ve Türkiye'nin yapısını değiştirdi. Ya arkadaşlar, değerli izleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk 1923'te kurdu Cumhuriyeti. 600 yıllık Osmanlı geleneğinin üstüne, din tarım toplumunun üstüne 15 yılda Cumhuriyet'in temellerini attı. 15 yılda. 38'de öldü. 4 yılı hadi girin ya, 7 yılı girin. Savaş vesaire işte. 45'te
45'te İsmet İnönü 1 Kasım 1945'te çok partili rejime geçeceğini ilan etti meclis konuşmasıyla. Atatürk'ün 15 yılda attığı temelleri bu parti, bu iktidar 20 yıldır uğraşıyor. İşte bu hale getirdi ama bizi. Şimdi bakın, hiç ben lafı çok fazla dolandırmadan çok kaba iki tehlikeye işaret edip sonra ince ayrıntıları Merdan Bey'le birlikte devam edeceğim. Şimdi iki tane çok önemli tehlike var. İkisine de işaret ettim. İkisini de söyledim. Şimdi bu sefer bağıra çağıra tekrar söylüyorum. Ey seçmen, birinci tehlike bu iktidar kaybettiğini bildiği için tek strateji olarak seçmeni, demokrat seçmeni sandığa gitmekten alıkoymak istiyor. Bu iktidarın tek stratejisi o seçimlere doğru. Tek stratejisi. Yapacağı başka hiçbir şey yok. Hiçbir vaatte bulunamaz. Hiçbir şimdiye kadar yapmadığı bir şeyi yapacağım diyemez. Şimdiye kadar yaptığı yanlışların hiçbirinden döneceğini de söyleyemiyor. Dolayısıyla tek ve biricik yapmaya çalıştığı şey Millet İttifakı ve kendisine muhalif olan seçmeni, özellikle ama kendi rakibi olan Millet İttifakı'nı ve işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek olanları sandığa gitmekten alıkoymak. Yakın tehlike bu. Öyle bir listeler ilan edildi ki herkes saldırdı şimdi. Herkes saldırdı. CHP içinden uygun olmayan isimler var, dışından olanlar var. Kontenjanlar fazla verilmiş. Katiyen o partiler tek başına girseler o kadar kişiyi sokamazlar meclise. Mümkün değil. Hiçbir şey sokamazlar. Bırak o kadar kişiyi. Bir kişi sokamaz. Bir kişi. Onlara en güzel yerler kontenjan olarak verilmiş. Onlar da büyük bir bilinçsizlikle, kimse kusura bakmasın, herkesi en çok rahatsız edecek kim varsa demin Merdan Bey gayet iyi söyledi. Bir tanesi Sadullah Ergin. Daha ben size 10 tane isim sayarım. Çoğunda var çünkü o sakıncı. Bunları koymuşlar. Hiç dikkat etmemişler. Yani insan biraz dikkat eder. Demokrasiyi kuracağız diye geliyorsun sen. Demokrasiyi mahveden adamı nasıl koyarsın ya? Neyse. Şimdi dolayısıyla herkes oradan saldırıyor. Birinci tehlike bu. Kızacak seçmen. Ya bırak Allah aşkına diyecek. Gitmeyecek sandığa. Bu tehlike çok büyük. Buna aldanmayın. Muhakkak sandığa gidin. Muhakkak bir. İkinci tehlike uzun vadeli bir tehlike. Onu uzatmayacağım. İnşallah Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Ama ondan sonra meclis yapısı, meclisteki dağılım onu bir topal ördek gibi hiçbir anayasa değişikliği yapamayacak bir durumda mı tutacak? Yoksa bu Millet İttifakı'nın ve öbür muhalif partilerin de katıldıkları anayasa değişiklikleri yapılabilecek mi? İkinci büyük tehlike de burada. Yani Kılıçdaroğlu seçilecek. Benim ona hiç kuşkum yok. Çünkü herkes orada hemfikir. Ama meclis yapısı anayasayı değiştirecek sayıyı 360'ı vermeyebilir muhalefete. İkinci uzun vadeli tehlike de bu. Daha konuşacağız. Buyurun.